Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, geçtiğimiz salı günü saat 15.00'te toplanması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun toplanmaması üzerine, AK Partili bir siyasetçiyle arasında geçen görüşmeyi bugünkü köşesinden aktardı. Yarkadaş, AKP'de siyaset yapan etkili bir isim olarak tanımladığı kaynağına ne oluyor, meclis neden toplanamıyor diye sorduğunu ve kaynağından sahadan gelen kamuoyu araştırmaları partinin moralini bozdu. Araştırmalar, CHP ile AK Parti'nin arasındaki makasın gitgide daraldığını gösteriyor. Bu da moralleri bozuyor. Genel merkezin şu an tek gündemi kamuoyu araştırmaları ve İyi Partili Lütfü Türkkan'ın sözleri. Çünkü hiçbir araştırmadan iyi bir sonuç gelmiyor. Türkkan meselesine o yüzden bu kadar çok eğiliyorlar, yanıtını aldığını aktardı. Yarkadaş, AK Parti'de motivasyon eksikliği yaratan bir diğer konunun ise Abdülhamit Gül Süleyman Soylu kavgasının basına yansıması olduğunu söyledi. Partideki etkili isimlerin ne konuşulacaksa, içeride konuşulmalı tepkisini verdiğini aktaran arkadaş, aslına bakarsanız, bu tepki de oldukça anlamsız. Zira, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde artık konuşulacak, diyalog kurulacak ve istişare edilecek bir mekanizma kalmadı ki. MHP'liler sahaya nasıl inecek? diye de soran ya arkadaş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekillerinin sahaya ineceği ve CHP'nin nerede durduğunu anlatacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden neredeyse 15 gün geçti. Ben sahada hala tek bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili göremedim. Acaba bu vekiller esnafı, çiftçiyi, memuru, işçiyi, emekliyi ziyaret ediyor da ben mi göremiyorum? Bahçeli bu açıklamasının ardından ilginç bir söz daha sarf etti. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakının bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra TBMM'de denge ve denetleme göreviyle mesuldür dedi. Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bu sözleri hayli tartışma yarattı. Kimi Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak için sinyal verdiğini, kimi ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile pazarlık payını artırmak için bu sözleri dile getirdiğini belirtti. Hangi yorum yapılırsa yapılsın, ortada ilginç bir durum var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra iktidarın mı yoksa muhalefetin vekili olarak mı sahaya inecekler? İnseler bile yoksulluktan inim inim inleyen halka ne söyleyecekler? Doğrusu benim kafam karıştı dedi.